Selam arkadaşlar. Genel yüksek üstüne sizlere bildiğim kadarıyla gitar hakkında bir takım şeyler göstermeye çalışacağım. Bunu başlangıç düzeyinde yapacağım. O yüzden gitarı çok iyi bilen arkadaşlar hiç seyretmesin. Sıkıcı olabilir. Önce en verimli bir şekilde gitarı tutmadan başlamak istiyorum. Arkadaşlar gitar biliyorsunuz iki elle çalınan bir enstrüman. Sağ el ve sol el olmak üzere. Tamam, gerek yok. Arkadaşlar sol elimiz bence çok önemli gitarda, çünkü bildiğiniz gibi gitarın klavyesi ile tamamen sol el ilgileniyor. Bütün melodiler sol elle çıkıyor. Sağ el sadece bir enerji veren, yani bir gaz pedalı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sol elde çok önemli bir nokta var. Özellikle hızlı partisyonlar çalmak isteyen gitarcı arkadaşlar için söylüyorum. Sol elde pozisyon çok önemli. Mesela gitarın birinci pozisyonda, yani ilk dört perdesinden bahsediyorum. Mesela en alt tele parmaklarımızı yerleştirirsek birinci perde birinci parmak, ikinci perde ikinci parmak, üçüncü perde üçüncü parmak ve dördüncü perde dördüncü parmak üzere olmak üzere. Arkadaşlar her zaman şuradaki sol elimizin baş parmağı sol elimizin orta parmağını takip etmeli. Fakat baş parmak aşağıda kalmalı. Yani görünmemeli. Arkadaşlar şu şekilde bir tutuştan bahsediyorum size. Şöyle göstereyim. Sol elimiz şu şekilde olmalı. Arkadan da göstereyim şu şekilde. Buyurun. Ve gördüğünüz gibi avuç içinde bir sanki böyle bir boşluk, sanki orada bir yumurta varmış gibi davranırsanız. Gitarın tutuş şekli arkadaşlar budur. Şöyle bir açıdan da göstereyim. Şuradan da göstereyim. Artık gitar tutarken bu şekilde tutarsanız sizin için daha iyi olur. Sağ ile anlatayım. Pera tutuş şekli. Arkadaşlar milyarlarca pera tutuş şekli var. Ben de tutuyorum. Onu göstereyim. Ben arkadaşlar sağ elimi birinci parmağını şu şekilde yapıyorum. Penayı böyle buraya koyuyorum. Ondan sonra baş parmağımı kapatıyorum. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tabi penayı da sıkmamak lazım elin içinde. Rahat bırakmak lazım. Yine biz pozisyonumuzu alıyoruz. Orta parmak baş parmağı takip ediyor ve görünmüyor. Arkada kalıyor. Ve sağ elle çalış şekli arkadaşlar yukarıdan aşağı vurma, tele yukarıdan aşağı vurma ve aşağıdan yukarı vurmadan oluşur. Bunu yaparken de tabi böyle kolunuzla değil, çünkü çekişle çivi çakmıyorsunuz. Bileğinizle yapmanız lazım, yani şu şekilde. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olmak üzere. Aynı tel üstünden. Mesela gidelim, pozisyonumuzu alıyoruz ve birinci perdede, en alt telde birinci parmağımızla yukarıdan aşağı vuruyoruz. Ondan sonra ikinci parmağımızla ikinci perdeye, yine en alt telde aşağıdan yukarı bu sefer. Üçüncü parmağımızla üçüncü perdede yine yukarıdan aşağı. Ve dördüncü parmağımızla dördüncü perdeye bu sefer aşağıdan yukarı. Bu şekilde çalıyoruz. Bunu bu arkadaşlar ilk temel egzersizlerden bir tanesidir. Yani gitarı aldığınızda bu şekilde çalarsınız. Bunu arkadaşlar tabi daha da uzatabilirsiniz bu egzersizi. Fakat bu temel egzersizdi. Bunu uzatabilirsiniz. Nasıl uzatabilirsiniz? Mesela şöyle uzatabilirsiniz. İlk 4 notayı çalarsınız bu şekilde. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Ondan sonra elinizi bir perde kaydırırsınız. Ondan sonra tekrar aynısını yaparsınız. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Tekrar kaydırabilirsiniz. Yine aynısını yapabilirsiniz. Tekrar kaydırıp aynı aynısını yapabilirsiniz. Tekrar. 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 4. parmağınız 12. perdeye geldiği zaman bu egzersizi burada bitirebilirsiniz. Bu ilk egzersizdi arkadaşlar. Tabii benim size önerim, sakın gitar çalarken böyle önünüze bakmayın. Bu sizin sırtınıza ve belinize çok zarar verir. O yüzden bir ayna karşısında çalarsanız sizin için çok daha iyi olur. Bu egzersizi konuşmadan, sesimle rahatsız etmeden bir kere daha çalacağım size. Çok yavaş bir şekilde. Hepiniz görebilirsiniz diye şu elimi de yaklaştırmaya çalışacağım. Zor oluyor ama ne yapalım, her şey sizin için arkadaşlar. Evet, buyurun. İşte bu kadar. Bu egzersizden sonra gelen mesajlarınızı okuyacağım. Cevap vermeye çalışacağım. Fakat tabii yani 5 milyon tane mesaj gelirse hepsine cevap veriyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Bundan sonra daha güzel, daha iyi egzersizler yapacağız. Nasıl daha hızlı çalabiliriz bunu anlamaya çalışacağız. O yüzden takip ediyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.